Agalarım herkese selamlar 1 ve 2 Ekim 2024 Salı ve Çarşamba Şampiyonlar Ligi iddia tahminleriyle hepinize selamlar Bir günde bir aylık kazanç diyebilirim arkadaşlar dün çok güzel kazandık cumartesi de keza öyle Öncelikle herkese bereketli olsun agalarım öncelikle bunu söyleyebilirim birazdan zaten raporlarla bahsedeceğim İdeal yüksek oranlardan aga güzel maçlarımız var değerlendireceğiz toplamda 10 adet karşılaşmam var herkese şimdiden bol şanslar Dilerseniz direkt başlayalım aga. Sizlerden ama tek ricamız video atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Yorumlar en azından emeğine sağlık yazsanız bile bizler için yeterli olacaktır. Maç skor yarışmamızla başlayalım. Aga 2 adet maç skor yarışmamız var. Toplamda 6 kişi alalım. Bayer Leverkusen maçının skorunu bilen 3 kişiyi. Aston Villa Bayern Münih maç skorunu bilen 3 kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Toplamda 6 kişiyi maç skorlarını olur sizlere sorduk. Daha önceden cumartesi ve pazar yapmış olduğumuz skor yarışmalarından Galatasaray maçında bilen yok. 3-1 var, 3-2 vesaire var ama 3-3 kimse yazmamış. Herkes Galatasaray tarafına bahis almış. Fenerbahçe maçında bilenler Bost, Eren Doğan, Şarap Hoca isimli kanallardır. Benimle WhatsApp iletişim hattına iletişim kurabilirler. Her türlü soru görüş öneri gruplara girmek isteyenler veya benim hakkında veya maçlar hakkında bilgi almak isteyenler, gruplar hakkında bilgi almak isteyen varsa WhatsApp VIP grupları hakkında ekranda gördüğünüz numaradan 0534 446 5989 hattan mesaj atarak da iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarda ve açıklama kısmında linki var. Doğrudan tıklayarak onlara da zaten WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Agalarım, videonun hakkını verelim. Bir günde bir aylık kazanç. Nasıl oldu bu kazanç? Birazdan bahsedeceğim. Ekranınız zaten misli gelmiştir. Aga Fenerbahçe'nin galibiyetini beklemeyen var mıydı? Ya yani Galatasaray puan kaybetti. Jose Mourinho bazı oyunculara ceza kesti. Avrupa Ligi'nde kesti, ligde tekrar oynatacaktı bazılarını. Ha beklemeyen var mıydı Fenerbahçe galibi? Çok bankoydu benim gözümde. Hatta yaklaşık sezon başından bu yana ilk defa yüksek misli aldık bu kadar. 20.000 TL. Fenerbahçe'nin doğrudan kazananı. 1.35 yasal da var aga. 1.50 de Avrupa'da vardı. 1.49 zaten. Hem yasalını yazıyorum hem Avrupa'yı yazıyorum. Ben burada Fenerbahçe'ye güvenim çok yüksekti. 20.000 misli aldım. Sağdaki kombineye baktığım zaman da 4.000 misli o da var. Ajax, Fenerbahçe birleştirenler var. Burada kendi arasında kombine yapanlar var. Yani dün inanılmaz kazançlar var. Gerçekten çok bereketli olsun diyelim artık ee, öyle söyleyeyim çok güzel oldu ben Fenerbahçe'ye çok güveniyordum ve yani hakkını verdik 20.000 misli olarak da 4000 misli de Avrupa mislimiz vardı 1.75 orandan. oradan da aldık zaten Aga bereketli olsun sadece zaten şurada bir 10-15 bin lira yakın bir kazanç elde ettik bereketli olsun Aga bu şekildeydi sadece bunlar değil zaten misli canlımız da vardı dünden örnek göstereyim ekran'a gelsin Aga Trabzon maçını izliyorum. Ev sahibi buçuk üst. Canlı. Ev sahibi iki buçuk üst. Bu arada ev sahibi iki buçuk oranı Avrupa'da bir yetmiş falan vardır bu arada. Nesine'de bir elli üçten mi bir beşten bine verdim. Öyle bir canlıydı. Güveniyordum ama Maç iki birdi. Ben Trabzon'dan üçüncü golüyle bekliyordum. Rahat bir Trabzon galibiyeti bekliyordum ama üç 2 oldu sonradan da. Güzel maç oldu. Sadece dediğim gibi yüksek misli maç önü değil yüksek misli canlılarla da devam ettik. Biz belirtelim. İdeal kuponlarımız var. Alternatif kuponlarımız ve yüksek oranlı kombinlerimizle olmaya devam ediyor. Ki yarın Şampiyonlar Ligi yarın da olacak aga. Her gün oluyor zaten bilginize vereyim. Canlı olarak zaten izlemiş oldum. Aga öyle bir canlı performansımız var ki. Yani ben sadece şunu söylüyorum. Whatsapp'taki arkadaşlar veya ücretsiz Telegram grubundaki arkadaşlar. Canlı performansı hakkında lütfen yorumlara bir yazsın derim. Herkes açık Telegram grubumuz ekranda. Agalarım ücretsiz Telegram grubudur. Bu arada bir adet ideal kupon vereceğim. Şampiyonlar Ligi'ne Cumartesi verdim, kazandı. Yine aynı şekilde şampiyonlar ilgili sizlere bir adet ideal kupon vereceğim. Ama bu ideal kuponumuz buradaki ekranda gördüğünüz ücretsiz Telegram grubunda bunun bilgisini vereyim. Ve başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ayın birinde ama artı 500 beyni de beklerim aga. Yani artı 500 beyni de bir kondunun yani. Yorumlarda zaten sizde. Salzburg'da bir es mücadelesiyle başlayalım. Arkadaşlarım ben Salzburg tarafındayım. Geçen mücadelede Salzburg Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'lık bir Sparta Prag mağlubiyeti aldı. İyi oynadı mı? Kısmen maç ortadaydı diyeyim. Yani hükmedemedim. Beklediğim oyun yoktu. Sparta Prag hele bir tane gol attı. 3 kişi bir fake verdi. 3 kişi yaptı kaleciyle birlikte. Muazzam bir gol. Brest'in deplasman performansı berbat. Takım tamamen iç sahada çok farklı. Dış sahada çok farklı formasyonla oynuyor. Ve gerçekten sonuçlarda çok fark ediyor aga. Bunu söyleyeyim ben size. Yani ben bu Brest'e deplasmanda güvenmiyorum. Ev sahibi Salzburg tarafındayım ben burada. Salzburg'un kendisi de bir proje takımıdır zaten. Gençleriyle birlikte Brest kalesine 2 gol göndermesini bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstün. Yani Salzburg'un 2 golü 1.53 olan var. Ki yüksek oranları isteyenler varsa şöyle bir önerim olacak. Salzburg tarafı kazanır 2.5 üstü de bitebilir. Benim skor beklentim 2-1, 3-1 ayarında bir Salzburg galibiyeti. Maç sonu 1 ve 2.5 üst yaparsanız 2-25 gibi orandan da sisteme ekleyebilirsiniz. Stuttgart'ta Sparta Prag mücadelesi. Sparta Prag inanılmaz top oynuyor. Stuttgart ondan iyi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçını hatırlayın aga. Böyle bir oyun yok aga. Gerçekten muazzam. Ya ben burada Stuttgart tarafına gidecektim. Yani hiçbir türlü oran açmamış aga. Oranlara baktığım zaman e, 1.5 üstü oranı 1.25. E, Stuttgart'ın galibiyeti 1.26. Stuttgart tarafına oran açmamış. Bu oranlar daha yüksek düşmüş. Ben burada Sparta Prag'dan da gol bekleyelim diyorum karşılıklı goller aldım aga. Yani idealden oran, almak istiyorsanız Sparta da burada atmasını bekleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde zaten son mücadelesinde Salzburg'u 3-0'ya mağlup etti. da golliyor yani. Hafta sonu Wolfsburg mücadelesi de 2-2 bitti zaten. KG vardan idealden aldım. Yine yüksek orandan isteyenler varsa ben şöyle bir öneri yapacağım yüksek orandan. Maç hızlı başlayabilir. Özellikle Stuttgart'ın maçları hızlı başlıyor. İlk yerden 2 gol gelebilir aga. Alacağınız minimum olan 1.89. İlk yarı gollü başlayabilir. Hatta ilk yarı KG gelirse çok daha güzel olur. Dortmund Celtic mücadelesi. Ben burada Celtic ufak Manchester City diyorum. Hatta gruptaki arkadaşlar bilir. Adamlar Manchester City gibi oynuyor aga. Kendi liginin zaten çok üzerinde futbol sergiliyor. Geçen hatta iki, o 5-1 yendikleri Brasitala mücadelesinde de 2.5 üstünde bir yüksek misli yapmıştık. Bereketli olsun. Yeni bir misli. Birinin en misli maçıydı. Dortmund hafta içinde Cuma günü oynadı 2.5 üstüne kazanmasını bildi. 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 galip geldi. Maçın canlısından falan sömürdük zaten. Ben burada Celtic tarafından da bir tane gol bekliyorum. Aga yakıştırır. Çünkü Dortmund tarafına çok güvenesim gelmiyor ki. Oran da biraz yetersiz. Oran burada KG'nin oranı yüksekken. Hatta Celtic'in bir golü oran açmışlar mı? Böyle bir şey varsa yapıştırırız. 1.35. Bu iddiada bir kısır vardır. Aga. Ben bunu öneriyorum. KG olarak not aldım ama isteyen KG yapabilir. Ben Celtic tarafından Aga. Bak Celtic takım oyununu ortada bir kalite farkı var ama takım oyununu daha iyi oynuyor Aga. Dortmund'a göre. Yani öyle saldırmıyor. Takım oyununu oturtuyor. Küçük Manchester işte, City Aga. Öyle söyleyeyim ben size. Celtic'in bir golü alınır Aga. Bayer Leverkusen ile Milan. Arkadaşlar bu maç skoru yarışmamızın ilk mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen 3 kişiyi gruplarımızdan misafir edeceğiz bir hafta boyunca. Ben burada Leverkusen tarafındayım. Milan'da benim 5000 misli, Cuma misterini ev sahibi buçuk üst. Hatta ideal formla da Dortmund'la birlikteydi, kazanmıştı. Bir buçuk üstünde Milan galibiyeti. İlk yarı golüne vesaire de girmiştik. O gün de 7'de 7 canlı yapmıştık. Muazzam bir performans. Ulan nazar değecek ha. Şöyle duvara vuralım da. Velhasıl kelam ben burada Leverkusen tarafındayım. Farklı bir boyutta takım tarafa gitmedim ama Level Kuzen'in burada atacağı iki golü değerlendirdim. İdealden zaten ev sahibi bir buçuk üstün. Tek tercihim yüksek oran yazmamışım. Level Kuzen tarafından iki gol bekliyorum. Level Kuzen'in de maçı kazanmasını bekliyorum zaten. Barcelona Young Boys mücadelesi. Aga maça hiçbir türlü oran yok. Ben bu maçı biraz hızlı geçeyim. Skor beklentim 4-0-4-1 ayarında. Maç sonu 1 buçuk üst. Ev sahibi iki yarıyı kazanır, ilk yarı biller. Yani Barcelona'nın burada duman edeceğini düşünüyorum ilk maçta yenildikleri için. Oran almak isteyen varsa alın ama dediğim gibi 4-0-4-1 ayarında bir maç beklediğimi belirteyim. Buna göre tercihlerinizi alabilirsiniz. PSV ile Sporting Lisbon mücadelesi tam bir gollü beraberlik mücadelesi olarak görüyorum. Lisbon bana sorarsanız PSV'den daha sert bir oyun oynuyor. Ve oyun olarak ikisi de çok iyi kendiliklerinde ama Lisbon bir adım daha önde bence. Maçın favorisi PSV olsa da bu tamamen ev sahibi avantajından dolayı maçta öne çıkmış ama Lisbon gerçekten iyi oynuyor. Ben bir gollü beraberlik bekliyorum bu mücadelede. Yine karşılıklı gelecek goller benim ideal tercihim. Gelmesi çok ihtimal. Özellikle PSV'nin tempo oyunu. Lisbon'da buna zaten ayak uydurması çok beklenesi. KG var bekliyorum. Ama yüksek oranlarla bir maç sonu sıfır değerlendirmesini yapabiliriz arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım e, ikisine geçiyorum. Şöyle belirteyim. Sizlerden aynı şekilde beğeni yorum destekleri zaten bekliyoruz ideal kuponumuz ekrana gelsin. Ücretsiz Telegram grubunda olacak. Şampiyonlar Ligi'ne ideal kuponumuz. Ve ayrıca ücretsiz Telegram grubunda da ekstra işte canlılar yapıyoruz. Hatta ekrana gelsin. Agalarım. Dünden bu bu arada. Pazar günü. Dedim ki asıl mevzu 14.30 Bundesliga ile başlayalım. Dedim köl mücadelesi var. İlk yere 4.5 korner alalım mı almayalım mı? Aldık aga %3. Kasayı da bu arada biz yönetiyoruz aga. Köl ne yaptı öyle? Köl şov. Rolling başlatsak iyiymiş. Korner 1. Korner 3. Dakika 17 sayıyorum. Kasruel'in golüne misle girmiştim aga. Dedim ya canlı misli de yapıyoruz diyerekten de. O geldi. Köl mücadelesine gollere giremedik. Oranlar çok hızlı geldi. İlk yarı 4.5 üstte yakalayabildik aga. %4 olarak geldi. Her tabellerin ilk yarı 1.5 üstü geldi bu arada. Köl'ün ilk dört 4.5 üstü geldi mi? Geldi. Köl maçına ilk yarı 5.5 üst girdik aga. Maç yanıyordu. Yani 1.57 gibi orandan. Hatta yazdım ki. Yatarsa Loz Yazman Beyler dedim. Keyifli kalın dedim. Cirona maçında ilk yarı gole girdik aga. Burası ücretsiz Telegram grubu bu arada. Bir korner geldi mi aga? Geldi. Köln ilk yarı 5.5 üstü oldu mu aga? <laughs> şey geldi mi? Celta Vigo ilk yarı 0.5 üstü geldi mi? Trabzon ilk golü geldi mi? Aston Villa ilk yarı 1.5 üstü. Golü Aston Villa'dan beklediğimiz. Şurada da bir oynamasını verdim. Oynasın millet diyerekten. Aga bu şekilde yani hakkını veriyoruz. Ee, geçtim ayın ikisine. Yine burada 4 tane mücadelem var. Cirona ile Feyenoord. Aga yine bir gollü beraberliğin çıkabileceği 1-1 ayrılığına geçebilecek bir karşılaşma. İdealden karşılıklı golleri aldım. Her iki takımda bu sezon geçen sezona göre iyi değil. Yani ikisi de öne çıkamaz. Burada Feyenoord da zaten liginde mağlup olmasa da 6 maç bunu yaptı? 4 tanesinde berabere kaldı. Cirona ona göre zaten. Selta maçını izlemiştik. Son 5 maçında zaten galip bile gelemedi. Ben burada bir karşılıklı golleri bekliyorum idealden. Ve yüksek oranından maç sonu 0 yani 1-1'e 2-2'ye aday maçlardan birisi olarak görüyorum. Aston Villa ile Bayern Münih bu maçın maç skorunda sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Ben burada doğrudan bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Net bir buçuk soran var mı? Alaga gal tarafa gitme. Deplasman bir buçuk üst yap. Ben burada Bayern Münih tarafından deplasmanda 2 gol atmasını bekliyorum. Ya Bayern Münih, Bayern Münih gibi oynamak isterse karşısında kolay kolay durabilecek takım sayısı çok az. O yüzden Bayern Münih tarafından 2 gol bekliyorum. Liverpool, Bologna. Liverpool'un da burada etkin bir oyunla birlikte hafta sonunda bizleri yine kazandırdı. ideal bir konumuz da vardı. 2-1 skola Wolves'u devirdi. Ben burada ilk yerden bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Bologna zaten o eski Bologna değil. İlk yerden Liverpool burada işi çeker gibi geliyor bana. Onun dışında değil Real Madrid mücadelesinde de Mbappe olmasa da Real Atletico Madrid maçı dün oynandı. inanılmaz bir maçtı. Çok keyif aldık. KG'sinden, Real'in golünden, Matson'u bir buçuk üstünden her türlü almasını bildik. Ben burada da bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de geçeyim. Arkadaşlarım dediğim gibi sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Herkesden bekliyorum hatta. Özellikle WhatsApp grubu üyelerimizden hem de Telegram üyelerimizden. Buradan bizle yorum yaparlarsa sevinirim. İdeal kuponumuz dediğim gibi ücretsiz Telegram kanalında olacak. Buraya da katılmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz, öpüyoruz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.